Bülent Ersoy bir gazino açılışı için Gaziantep'li hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü sanatçı uçağı kaçırınca önce Adana'ya, ardındansa özel arabayla Gaziantep'e geçti. Bu yorucu yolculuğun gecesinde ise aldığı alkışlar sanatçıya bütün yaşadıklarını unutturdu. Sanatçı hayranlarının karşısına çıkmak için özel olarak hazırlanmıştı. İşlemeli, kolları tüylü straplez elbisesinin yanı sıra genç kızları andıran makyajıyla hayranlarına seslenen ünlü sanatçı açılış şarkısı olarak klasik bir eser tercih etti. Masa dolaşarak misafirleriyle yakından ilgilendi Bülent Ersoy. Fakat bir masa vardı ki yakınından bile geçmiyordu ünlü sanatçı. Hiç görünmemiş bir solist. Sanki ben de çok gencim de maşallah. Bülent Ersoy repertuarına daha çok ağır şarkılar almıştı. Fakat ünlü sanatçı yeni albümünde de söylediği Ellerimde Çiçekler şarkısını da söylemeden geçemedi. Ersoy seyirciler arasında şarkı söylerken bir hayranı sanatçıyı kötülüklerden korumak için Doğu yöresine ait olan nazar tütsüsü yaktı. Muhteşem sesiyle Gaziantep'li hayranlarına büyüleyen ünlü sanatçı zaman zaman da bir genç kız edasıyla naz almaktan geri kalmadı. Dile kolay tam 4 saat sahneden inmedi Bülent Ersoy. Programını her bitirmek isteyişinde sevenlerinin baskısıyla karşılaştı. Bitti. Bülent Ersoy bir ara mikrofonu elinden bırakarak okudu şarkıyı. Arkasında mikrofonunu tutan genci fark edince ise azarlamaktan çekinmedi. Ben de diyorum bu ses nereden çıkıyor? Uzun bir sahnenin ardından röportaj isteğimizi kırmayan ünlü sanatçı, keyifli bir programın ardından bakın nasıl açıklama yaptı. Hani bizim Gaziantep'liler
hakikaten musikiyi hazmetmiş ve çok iyi bilen insanlar ve gerçekten beni okumaya sevk ettiler. Güzeldi, güzel bir ambiyanstı. Bu arada geçtiğimiz haftadan bir hatırlatma yapıyoruz. Bülent Ersoy yeni şarkısı Hani Bizim Sevdamızın ikinci kıtasını değiştirdiği için Emral Avşar'dan tepki almıştı. Güzel, güzeldi. Yani bizim sözlerimiz de çok güzeldi. Neyi değiştirmiş? Sende ne var? Senin acıyı tatmadım. Yokluğu çok zor alışamadım. Onsuz yaşamayı başaramadım. Al benim de canımı Allah. Emre Lavşar'ın açıklamasına bir anlam veremediğini söyleyen ünlü sanatçı bu suçlamaya bakın nasıl cevap verdi. Son dörtlük yoktu zaten. Yani yazılmamıştı. Aynen birinci bölüm İkinci bölüme de aktarılıyordu. Şimdi ben onu efendim biraz saygısızlık olarak addediyorum. Veya kolay daha yanlış konuşmayayım. Haddimi aşmak istemem. Hani haksızlık olarak addediyorum. Kolaycılık olarak addediyorum. Birinci bölümü ikinci bölümde tekrar etmek. Günah bu insanları. Okurken gözyaşlarına hakim olamadığı Hani Bizim Sevdamız şarkısının kendisini çok duygulandırmasını da bir itirafla açıkladı Bülent Ersoy. Eseri okurken yani bütün azalarımın elektriğe tutulmuş gibi titrediğini hissediyorum. Hani bizim sevdamız devirirdi dağlar. Hani bizim sevdamız zamansız istihbak, ayrılığın rüzgarı. Hani bizim sevdamız. 30 senede zirvenin en tepesinde elde etmiş bir hanım, bir Bülent Ersoy. Ama mutluluğu bulamamış, yakalayamamış. Allah ona onu nasip etmemiş. Olabilir. Hak Teala'nın inayeti o. Ben her zaman hamd edip şükreden bir insanım. Bütün onlar var. Onun için o şarkıyı çok seviyorum. Bülent Ersoy'a bu şarkıyı kimin için söylediğini sorduğumuzda ise sanatçı ser verip sır vermedi. Cem Bey bir kere sarışındı. Gözleri deniz mavisiydi. Yani nasıl kara gözlü olabilir ki? Hakan Bey'in gözleri karaydı. Evet, Hakan Bey'in gözleri karaydı ama... Ama onu da ben sordum basın toplantısında. Hakan Bey'le beraber olmadığınızı söyledim. Değil. Evet. Hakan Bey de değil. Evet. Yani tabii burada isim sıfat önemli değil. Gözyaşlarının nedenini sorduğumuzda ise ünlü sanatçının sözcükler boğazına dizildi ve duygularını kendi içinde saklamayı tercih etti. Bazı duygular var ki ifade edilemiyor. Yürekte saklanması gerekli. Bülent Ersoy babalar gününü unutmadı ve babasına olan sevgisini dile getirirken yine gözyaşlarına hakim olamadı. Yüreğimdeki riyasız sevgimi vereceğim. Onu öpeceğim. Çünkü babamı çok seviyorum. Ağlattık sizi, kusura bakmayın. Ben bugünlerde hep sümüklü böcek oldum böyle. Her şeye hüzünleniyorum, ağlıyorum. Bundan sonra hep gülersiniz. Uzun ömürler diliyoruz. Hiç zannetmiyorum. Çık çık çık.